unuttum dikişleri at. Bize de onu bir ayakkabıcıya vereyim, diktireyim. Evet, bot yapılmamış. Dedi ki yoğunluğumuzdan dolayı dedi özür diliyoruz dedi. Dedim sıkıntı yok yani, acelesi yok. Dedi ki amca dedi inşallah ettin onu dedi. Amcası dedi ki beni bırak. Ha buraya görüyorsun dedi. Kurum içi bir takım anlaşmazlıklar, sıkıntılar, işleyiş sorunları. Neye çarptım? Ben de diyorum ne oluyor? Plakayı plakayı almadık aşağı değil mi? Ne işlek bir yol oldu burası. Terledim. Hemen terledim. Şuradan giriş var mı gidi? Vardı herhalde. Ney? Giriş mi yok? Ne? Nasıl yok ya? Vardır ya. Biraz dolanalım mı Rize'de? Hava da sıcak ama. Sen niye duruyorsun acaba ya? Emice. Allah Allah. Bakayım. Çarşının içinde dolanmanın çok bir şeyi yok. Ben gideyim eve. Daha geniş bir zamanda daha geniş bir rota yaparım Rize'de. Çarşının trafiğinde motor sürmenin çok bir zevki yok. Eyalar geçelim. Denizi ikiye yaran Musa gibi trafiği yardı teyze. Helal olsun. Motosiklet park alanı. Rize ya, Rize medeniyet. Kapı açmayın ha. Çay bardağımız. Mükemmel mimari. Fotoğraf çekiliyor. Yüzünde bir müstehsi bir gülümsemeyle trafik polisi arabanın fotoğrafını çekti. Geçmiş olsun. Şimdi burada bir atlama işleri var. Bu hangi araba lan? Ford Tornado mu? Allah Allah. Ya bomboş bir video oldu ha. Neyse bunu botu alınca devam edeyim. Bot tamiri ve Rize trafiği. Daha önceki videolarda defalarca söylediğim üzere kanala olan ilgimi arttırmış bulunuyorum. Video sıklığını arttırmış bulunuyorum aynı şekilde. O yüzden bir motivasyon kaynağı olması adına en azından ve bazı eşikleri aşmak için videoları beğendiyseniz beğen tuşuna, abone değilseniz abone olmaya, yorum yapmaya ve ne güzel girdin o akşam mükemmel bir atlayış. Dur. Evet, birkaç gün sonrasından tekrar merhaba. Botu alacağım. Şuradan pantolonu terziye vermiştim. Onu alacağım falan filan, böyle ıvır zıvır işlerim var. Şöyle çıkalım. Diziklerimi evde unutmuşum. Şu
Burada önce terziye bir girelim, ondan sonra oradan çıkalım edelim, bir şeyler yapalım. Biraz farklı yollardan gideyim madem aynı yere tekrar gidiyorum. Bugün pazartesi, cuma günü, öyle planlıyorum ki dönüş yoluna geçeceğim. Yine Sinop'a gideceğim. Sinop'ta da ya bir akşam ya iki akşam kalıp oradan İstanbul'a gideceğim. Terzi Salih Bey sağ. Evet, pantolonumuzu aldık. Pantolon paçasında bir marka Terzi Salih. Şimdi tamam, gelen yok. Dizlik korumasız kendimi bir çıplak gibi hissediyorum. Unuttum dizliklerimi ya. Herhalde evde unuttum ya. Kimse oradan almaz yani. Rize'de de dizlik çalınacaksa işimiz var ya. Biraz yol uzatmış gibi olacağım ama hem biraz gezmiş olayım hem de biraz farklı yerlerinden gitmiş olayım. Evet. Belki Rize'de motorla bir sürüş videosu daha çekerim. Öyle bir vaktim olabilir. Şimdi bir yandan da işler güçler başladı tabii. O yüzden de çok şey değilim. Boş değilim. Motordaki yağ kaçağı devam ediyor. Ama İstanbul'a gidip buradan nereye? Yok, buradan değil. İstanbul'a gidip Oktay Motor'a soracağım artık. Bunu artık kalıcı bir çözüm bulun, bu böyle olmaz. Daha çok gezerim. Yerliye maliye belki çıkarım diye bir şeyim vardı ama Gürcistan turunu yapınca öyle çok şey olmadı. Hem benim böyle çok fazla bir eksikliğini hissetmedim bunun. Burada da böyle geçen bir motorcu gördüm. Burada böyle viraj yapıyordu. Burası Rizeli motorcuların viraj şeyi. Oy 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 oy. Bayağı bir CF moto var artık. Ne denir ona? Algıda seçicilik midir? Nedir? Ama genel olarak artış var zaten. Burada da servisi var, şeyi var. Tercih ediliyor. Şimdi buradan giriş. Isırlık. Sırganlık. Ne oluyor? Topping. Rentekar. Burada mıydı lan? Burayı değiştirmişler ha. Burası böyle değildi. Evet. Yine ötüyor. Geçen biri yazmış, şunun içinde silikon mu ne sıkmış. Çıkarması zor oluyor ama sesi kesti dedi. Ama şöyle bir şey yaşadım ekran koruyucuda. Şu pimler uzun süre kullandıktan sonra titreşimden dolayı kırılıyor. Yani 2-3 tane yolda giderken bir baktım kırılmış. Allah'tan alırken demiştim elemana, dedim bundan bana birkaç tane yedek pim gönder. Kayboluyor, düşüyor, kırılıyor falan. Göndermişti sağ olsun. O pimleri de yanıma almıştım yani böyle bir şey olabileceğini hissederek. Son yedek pimini de taktım. Sonra da İstanbul'a gittikten sonra da başka şeylere bakacağım artık. Başka ekran koruyuculara, çünkü bu arkadaştan dönüş alamadım. Yeni model yaptı mı, ne yaptı ses çıkmaması için. Ya da ben bir çözüm bulmaya çalışacağım. Bilmiyorum. Oo, buraya ne olmuş ya? Yine mi offroad? Offroad'dan korkmuyoruz artık ya. Gürcistan'da şey evimizi yaptık ya. Stajımızı yaptık offroad'da. Ama tabii burası sert. Endişe edecek bir şey yok gibi. Çay iç. Yok ne? Çay tiç mi? Ha tiç. Ticaretin tiç. İş çıkışı saati yaklaştıkça buralarda bazı yoğunluklar. Neresiydi bizimle? Şurasıydı. Ben de şuraya gireyim.
Evet, bu su aldım. Yani biraz uydurma bir şekilde yapılmış ama 80 liraya bot tamiri o kadar olur yani. Öyle çok da sırıtmıyor da. Diğeriyle dikişlerinin renkleri bir tık farklı olmuş. Ama ben böyle şeyleri çok önemsemiyorum. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi dönüş yolunu da şuradan yukarıdan gideyim. 400 NK. Burası da doğup büyüdüğüm ev. Çocukluk. Bak şimdi. Herkes kafasına göre de, herkes kafasına göre. Şurada bir simit fırını var, acaba simit mi alsam ya? Acaba. Bakayım. Neyse ya. Çok da bir şey yok gibi gözüküyor. Başka zaman bir Rize simidi alırım. Bir ara İstanbul'da bulmuştum Rize simidi. Çok da yolumun üstündeydi, arkadaşımın evinin tam karşısındaydı. Sonra adamlar fırını taşıdı. Taşımakla kalmayıp simit üretimine de sınır getirdiler. Haftada bir gün mü ne? Öyle olunca İstanbul'da simit tüketimim yine zorlaştı. Polis neler yapıyorsun? Siz sinyal vermiyorsunuz ama sinyal vermiyor olmanız tabii ki dönmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Sinyal niye var ki? Birkaç gezilecek yer var. Şuradan yukarıda Dağbaşı diye bir yer var. Adı üstünde Dağbaşı. Tesisler falan var ama ya şimdi hiç o kafada değilim ya. Şeye de hiç bakmadım ha. Rize motor vlog falan yazıp yok mu Rize'de böyle motor olan bir sürü kişi var. Gerçi geçen şeyi gördüm. Insta 360 takmış motoruna. Ama şu an moda Instagram'a video atmak. Böyle müzikler eşliğinde havalı ya da derbeder videolar. Belki o da öyledir. Ve şöyle tepe üstlerine bayılıyorum, arkasının manzara olduğu. Ha, denizin bu tarafında çok bir şey yok. Leş bir şehir manzarası ama. Yine de Karadeniz ya. Yine de Karadeniz. Evet, böyle çok gündelik ve pek kayda değer olmayan bir videoydu bu. Seni ben bir geçeyim mi? Hoppa. Tabii ki arkaya baktım. Yoksa burada adamı s**erler. Böyle yaya geçerinde asılacağın frene ne duruyorsun gitsana diye bağırır arkadan. Arkadan ya da kafanın üstünden, çünkü sana vurmuştur ve sen yerdesindir. Böyle şey yaşanabilir. Bu tabi Türkiye'nin genel her yerinde böyle de. Sonrasındaki bağırma sekansı burada tabi farklı olur. Asılıyorsun frene, bakıyorsun yerine, gitsene. Neyse, teşekkürler. Bunu bile izlediyseniz, izlediğiniz için. Sakin olun. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız, efendime söyleyeyim, abone değilseniz abone olursanız, bildirim şeylerini açarsanız, yorum yaparsanız, Allah rızası için, Allah güzel olur yani, sarar.